Ay annene söyleyeceğim vallahi, şu kredi kartının limitini arttırsın canım. İki yumurta alıyorsun, limiti dolu veriyor. Canım alışveriş yarım kalıyor. Teyze, senin alışverişini yarıda bırakmayacak bir kredi kartı daha henüz icat edilmedi. Ha, edilse de cüzdana sığacak kadar küçültülmesi bir 40 yıl alır. Teyze, sen 110 milyon çok dedin ama iyi ki aldık şu kırmızı kaza, değil mi? Aman isterse 200 milyon olsun. Nasılsa almadık ki. Ne? Sen o kaza yerine bırakmadın mı? Sen bu kazan parasını ödemedin mi? Hayır. Eyvah. Dur bakayım faturaya. Belki de ödemişizdir. Oh, aman iyi be. Ay bir an ödüm koptu 40 milyonluk kaza 110 milyon verdik diye. İnanmıyorum. Kaza çaldınız yani. Ay saçmalama eşim. Alt tarafı bir kazak aldık ve onun parasını ödemedik diye biz o kaza çalmış mı oluyoruz? Evet. O zaman biz o kaza çaldık. Ay ne yapacağız şimdi? Çok basit. Bir daha o mağazaya giderken o kaza giymeyeceğiz. O kadar basit değil teyze. Güvenlik kamerası diye bir şey var. Siz dükkandayken kesin çekmişlerdir. Eyvah! Ben mahvoldum, bittim ben. Bu saçla bu makyajla mı çektiler? Ha, dava açacağım hepsine. Ha, ne halkla bana sormadan beni çekiyorlar canım? Hani belki bir kırmızı kazak çalarsanız onu tespit etmek için. Ya şanssızlığa bak. Yani başka renk bir kazak alsaydık yırtmıştık. Renk ayırmıyorlar teyze. Ne yapacağız şimdi? Vallahi en iyisi o kazağı geri götürmek. Vallahi Yeşim haklı. En iyisi o kazağı oraya geri götürmek ve çaktırmadan yerine koymak. Hemen mi? Yok. Pazartesi günü. Çünkü pazar akşamı benim bir randevumun olma ihtimali var da. Hapishaneden izin vereceklerini sanmıyorum teyze. Ay duymadın mı? Kamerayla kasete çekmişler. Herkes bizim hırsız olduğumuzu sanacak. Annem, babam dahil. Buldum. O kaseti ele geçireceğiz ve yok edeceğiz. İyi de oraya nasıl gireceğiz? Aslıcığım. Senle ben, annenle babana çok yük oluyoruz maddi olarak, farkında mısın? Artık çalışmanın vakti geldi.